Değerli dostlar, hoş geldiniz. Bugün Yeryüzü Konuşmaları dizisindeki 13. sohbetimizle beraberiz. Yeryüzü Konuşmaları, bildiğiniz gibi veya ilk kez gelenlere söylemiş olayım, İnsana dair her konunun konuşulduğu, konuşulacağı bir sohbet programı. Burada 1,5 yılı aşkın bir süredir çarşamba günleri Müteferrika Sohbetleri adıyla kitap kültürü ve kitaba dair konuların konuşulduğu sohbetler oluyor. Cumartesi günleri de saat 3'te hemen her konuda, yani kütüphanenin kütüphanede kitaplar sayısınca diyelim, yani 100 bin çeşit konunun yer aldığı sohbetler yapılıyor ve bu sohbetlere önemli isimleri, alanlarında gerçekten duayen olan isimleri davet ediyoruz ve bu sohbetlerimiz her çarşamba ve cumartesi sürecek. Özellikle ilk kez gelen dostlarımıza söylüyorum, kaçırmayın derim. Çünkü aynı zamanda o yazarın konuyla ilgili önemli bir kitabını da getiriyoruz ve burada imza attırıyoruz kendisine. Kütüphanenizde imzalı birer kitabı da olması isterseniz ancak ve ancak burada imzalatıyoruz. Mehmet Ali Bulut, bugün konumuz ne yersen olsun. Mehmet Ali Bulut hakikaten bugünkü yani yeryüzü konuşmalarına bence en uygun isim, çünkü kitapların hepsi insana dair. İnsanın farklı yönlerini, ruhundan yiyip içtiğine kadar, hastalıklarına kadar her yönünü ele alan 13, benim bildiğim 13 kitabı var. Can Boğaz'dan çıkar kitabını da inşallah size imzalı olarak takdim edeceğiz. Mehmet Ali Bulut, 1954 Gaziantep İslahiye doğumlu. Ortaokul, liseyi Gaziantep'te okuduktan sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne Arap Fars dilleri ve edebiyatlarını okumak üzere geliyor. 1978 ve biz de o yıllardan tanışıyoruz. Benim hani buraya geldiğinde hesapladım, 45 yıllık dostum, arkadaşım. Üniversiteyi bitirdikten sonra Tercüman Gazetesi'nde, Tercüman Gazetesi ansiklopedi yayınlıyordu o yıllarda. Tam ismi neydi? Tercüman ansiklopedi. O şey ya, ansiklopedik İslam sözlüğü bir vermiş olduk ama o bir şey bölümdü, yani promosyon bölümüydü. Ansiklopediler, kitaplar veriliyordu. Evet. Bir temel eser, biliyorsun, kitaplar da verildi. Evet. O dönem. Yani Tercüman Bin Bir Temel Eser yayınları ansiklopedilerinde ve aynı zamanda Tercüman'ın kütüphanesinin kurulması ve tasnifinde bulundu. Bu yönüyle de ortaklığımız var. Evet. Yani kitap tasnifi hayran olduğum konusunda. İnsandır. Yemin ediyorum, hiç şeysiz söylüyorum, dünyada kendisine hayran olduğum insanlardandır. Gıpta ettim, neredeyse kıskandım diyeceğim bir dostumdur. Allah her millete öyle birilerini nasip etsin. Başka türlü bu kadar büyük kitabı, bu kadar kitap hayranlığını ve böyle bir şehre böyle kazandırmak mümkün olmaz. Bu bir nasip işidir. Aslında bence konumuz dışındayız. kendisi tabii daha sonra çeşitli gazetelerde çalıştı. Haber ajanslarında çalıştı. Haber yöneticiliği yaptı. Ve tabii bu süreçte çok güzel kitaplar yazdı. Yani ruhu deşifre eden kitaplar, insanı deşifre eden kitaplar. Şimdi bugün kitaplarından birinin konusuyla ilgili konuşacağız. Bu yeme içme, beslenme, beslenme ile insan ilişkileri, vücudumuz. Bu konuda önce hoş geldiniz diye. Eyvallah. Sağ olun. Gerçekten sizi tebrik etmeme müsaadeyim. Yani ben samimi söylüyorum, Hayati Bey ile hep uzun zamandır benim yanımdadır. Dünyada herhangi bir nimete öykündüğüm yoktur. Dünyada herhangi bir şeye,
ben yapsaydım, ay ne güzel olmuş dediğim. Ama buraya geldiğimden bu yana gönlüm seni tebrik edip duruyor. Tebrik edip duruyor ve ne mutlu bu Balıkesirlere. Seni almışlar, keşfetmişlerdi. Çok teşekkür ederim. Tabii konumuz yeme içmedi. İçme olduğu için konu evet. Dışına çıkmıyor. Ya, çıkmıyoruz. Konu dışına çıkmıyoruz. Konu dışına çıkmıyorum çünkü ilk güzel şeyi senin elinden yemiştim, yumurtayı. Bir gün ziyaretine gittim. Bir yumurta yapmıştım. Unutmadım. Kaç sene geçti? Ben gurmeyim. İnanın yani güzel yemeği de bilirim. Hiç unutmuyorum. Bir yumurta yaptı. Sabahleyin gitti. Ya bunun içine ne konmuş? Ben ondan sonra 100 çeşit baharat kullandım. O tadı yakalamak için bulamadım bir türlü. Yani orada da bir payı vardır. Yumurta yaptığı bir zaman bile güzel yapıyor. İşini güzel yapan bir dostumuz. Allah razı olsun. Ben de size inşallah bugün evet yeme içmeyi anlatacağım. Ama yeme içmeyi de illa bir yeme içme işi olarak anlatmayacağız. Bu bir insan olma, tekamül etme. Cenab-ı Hakk'ın huzuruna varabilme kabiliyetini artırmak. Yahut bırakın Cenab-ı Hakk'ın huzuruna varmayı, bir insan olmak. İnsan olarak yeryüzüne indirildiğinde vazifenizi doğru yapabilmek misyonuna ulaşmak için anlatacağım gıdayı. Yoksa her şey yer içer, herkes yer. Güneş de yiyor. Yani her Allah yarattığı her şeyi bir merzuk olarak yaratmıştır. Rızk yer içer. Güneş de helyum yiyor, hidrojen taşırıyor. Biz ondan istifade ediyoruz. Onun da bir gün rızkı bitecek. Her şey bir merzuktur. Bizim de rızkımız doğru şeyler yediğimiz takdirde muhayyer bırakılmışız. Doğru şeyler üretebileceğimizi, doğru şeyler düşünebileceğimizi gösterir. Çünkü yani peygamberlere tavsiye edilen şey temiz yemek. Helal değil, temiz yemek. Yani helalin de ötesinde temiz olan şeyi yerseniz zihniniz berraklaşır. Yeryüzünde yapmanız gerekenleri yaparsınız. Çünkü her bir insan yeryüzüne müthiş bir istidat, yetenek, donanımlarla geliyor. Bunları gerçekleştirmekle görevliyiz. Biz bazen ben şeyler soruyorum, kulluk nedir? Hemen namaz niyaz diyorlar. Hayır, namaz niyaz o disiplini sağlamak için, vakti doğru kullanmak için lazım. Asıl kulluk, Cenab-ı Hakk'ın size vermiş olduğu yeteneği geliştirmektir. İnsan olabilmektir. Yani o iblisin karşı çıktığı şey sizin o mükemmel tarafınızdır. Sizi yüceltecek olan tarafınızdır. Onu birlikte açığa çıkarmak için bir çabadır. Ancak inanın ben bu amaçla yola çıkmadım ta baştan. Başlangıçta ben hastaydım. 49 yaşına geldim ve tam bir hastalık torbası haline gelmiştim. Migren, hipoglisemi, birdenbire şeyim düşüyor. Vücudumun her tarafından sular atıyor, egzama. Perişan vaziyetteydim. Avrupa'ya giden herkesten ricacıydım gazeteci olarak. Bana şey getirin, migrenaks. O migren ağrılarını gideriyor. Vücudumdaki ağrıları azaltacak. Böyle son derece kalitesiz bir yaşam oluşmuştu bende. Evet okuyordum falan ama yani neticede birisi bunu şey yapmazsa yani söylemezse siz bu hastalıkların yediklerinizden içtiklerinizden kaynaklandığını zannetmiyorsunuz. Zannediyorsunuz ki kaderinizdir. Kaderinizde bu hastalıklar var ve bu gelip sizi buluyor. Halbuki sonra ben öğreneceğim ki kaderin işte bir öyle mutlaka çok ciddi bir kusuru yok. Siz yanlış beslenir, yanlış şeyler yaparsanız kaderde veya geninizde var olan şey de açığa çıkabiliyor. Bunu keşfetmek işte ancak bu alana girdikten sonradır. Ancak şunu kabul ediyorum. Cenab-ı Hak bir insanda bir fikri ortaya çıkaracak ise o fikre sürdürecek zaaflar, hastalıklar, belalar, musibetler veriyor. Ben de böyle başladım. Öncelikle ben bir gazeteciyim. Ben bir sağlıkçı değilim. Söyleyeceğim şeyler sağlığa veya kitabiyata ters düşerse kitabiyatı tercih edin derim ben size. Çünkü ben bir alaylıyım. Ben bir mektepli değilim. Yani sağlıkta bir mektepli değilim. Tıp fakültesi falan okumamışımdır. Ama bir gazeteci araştırmacısı olarak bir meseleyi insanların önünde konuşabilmek için muhakkak onu derinlemesine tetkik etmelisiniz. Bazen mesela öyle meselelere dalıyorum. Bizim profesör, doktor hocalarımızın önünde diyorlar ki ben bile bu kadar derine inmedim. Senin ihtiyacın yok diyorum. Çünkü sen hocasın, doktorsun. Sen doktor olarak bunu söylediğinde bu normaldir. Ama ben bir gazeteci olarak böyle bir iddiada bulunduğumda detaylarına kadar gerçeği verebilmem, anlatabilmem lazım. Dolayısıyla da esasında ben kendi çare ararken, kendi derdime çare ararken bu alanı keşfettim.
Bunu söyleyeyim baştan. Yani bir tabip değilim da haddimi de aşmayayım diye bu kitaptan sonra bana çok teklifler geldi. Öğünler yaz, öğün. Yani ne yemeli? A grubu ne yemeli? B grubu ne yemeli? Şu ne yemeli? Bu yemeli? Hayır dedim. Ben bunu girdiğimde bu şeye girer. Bu bir ticari alana girer. Ama ben ticaret yapmıyorum. İnsan ve gıda arasındaki ilişkiyi, beden ile gıda arasındaki ilişkinin felsefesini yapıyorum. Ruhunu yapmaya çalışıyorum. Ona girersem ben işin ticaretini yapmış olursun. Hatta çok özür diliyorum. Hayati Bey de burada benim yayıncım. Ben ona rağmen korsancılara dedim ki bu kitabı basın. Ben size hakkımı helal ediyorum. Bu kitabı basın çünkü bu kitabı her ailenin içine muhakkak sokmamız lazım. Doğru beslenmeyi öğrendiğimizde doğru tefekkürü buluruz. Doğru tefekkürü bulduğumuzda bu toplum medeniyet üretmiş bu toplum medeniyet taşımacılığından çıkmış vaziyette bu halde olmaz. Ben Türk milletine, Müslüman Türk halkına bunu bu hali yakıştıramıyorum. Biz medeniyet üretmişiz, medeniyet taşıyıcılığı yapmışız. Yani İslam tefekkürünü almışsınız siz, Araplardan veya Farslardan almışsınız. Daha ileriye götürmüşsünüz, daha medeni bir hale getirmişsiniz. Bu toplum, yani bu halk medeniyet üretmeye de, medeniyet taşıyıcısı olmaya da müsaittir. Ama bugün maalesef biz bunu yapamıyoruz. Bu benim zoruma gidiyor. Bunu yapmak için insanın önce gıdasını tanzim etmek gerekiyor. Bunu fark ettim. Dolayısıyla da evet ben daha çok felsefe boyutunda kaldım. Bu işin ticaretine de girmiyorum. Girmeyeceğim. İnşallah böyle bir derdim de olmayacak. Yani bir kitap yazdım 1000 sene sonra. Bu usul yine geçerli olacak. Bu bir usul. Mesela usulü din deriz, usul hukuk deriz, usul fıkıh deriz. Yani bir usulü vardır. Bu yeme içme yani bedenin dışarıdan alacağı gıdalarla ilgili usulüdür. Bunu tam oturttuğumuz zaman mesele oturuyor. Bunun bütün araştırmaları bana ait değildir. İki insana ekstradan teşekkür etmem gerekiyor. Bunlardan bir tanesi Aydın Salih'tir. Yani böyle bir alanın olduğunu bana gösterdi. İkincisi Şahbaz diye bir büyük zat. O da bir Türk. Rusya'da tıbbı bitirdikten sonra Tibet'te tıp manastırında 19 yıl itikafa girmiş bir adam. Büyük bir zattı. Hiç alet kullanmadan bu 5 parmağın ucuyla şuradaki nabzın kontrolleri, ne zaman doğmuşsun, kan grubun nedir, doğduğunda kaç yaş, kaç kilogramsın ve hangi yaşlarda hangi hastalığı almışsın bunu rahatlıkla söyleyebilen bir insandı. Ben bunlardan anladım ki insanı anlamak ille de kan tahlili gerektirmiyor, ille de işte şey gerektirmiyor, hani alıp röntgenini şunu çekmek gerektirmiyor. Bilebilmenin yolları var. Bu çok mühim. Sonra bir yabancı var. Ona da minnettarız. Teşekkür etmeliyiz. James D. Adamo diye bir adam. Bu 1954 yılında Amerikalı bir doktor Amerika'da 1954'te bir spa'nın başına getiriliyor. Bu spa'nın başında insanları sağaltıyorlar. Bir taraftan da öğünleri tertip ediyorlar. İşte bir müddet sonra bakıyor ki bu aynı öğünlere tabi tutulmuş, bu aynı çalışmalara tabi tutulmuş bu hastaların bir kısmı gerçekten düzeldi, bir kısmı daha kötü oldu. Sonra birdenbire dikkatini çekiyor. Bu kötü olanların hepsi A. Yani daha kötü olanların hepsi A grubu. Bunun üzerine doktor tabii hekim adam. Belli ki doktor değil sadece hekim. Hikmetle düşünmeye başlıyor. Ne buna sebeptir? Verdiğim ilaçlar mı? İlaçlar bakıyor. Yani plebis ne diyor ona? Plasebo etkisi. Plasebo etkisiyle boş bir kutu bile verseniz insan kendisini düzeltebilir. Onun da etkisini bildiği için gıdaya giriyor. Diyor ki verdiğim öğün acaba bunlara, bizlere verdiğimiz öğün acaba bunlara bir farklı tesir mi ediyor? Ve bunu farkına varır ki yedikleri, içtikleri çok ciddi şekilde bunları etkiliyor. Bunun üzerine sağlıklı bir insanın frekanslarını tespit ediyor. O kendi orada imkanlarıyla. Yani mesela diyelim sağlıklı bir akciğer nasıl bir frekans veriyor? Bunu tespit ediyor. Sağlıklı bir kalp nasıl bir frekans veriyor? Onu tespit ediyor. Ediyor. Sonra Amerikan Gıda Kodeksi içerisindeki 22 bin gıdayı tek tek bu şeylerle karşılaştırıyor. 22 yıl sürüyor bu. 22 yıl boyunca gıda ile kan grupları arasındaki testi yapıyor. Ha bunu bizim kültürümüzde yapan var. Kim bu? İbn Sina. İbn Sina
hılk hılk dediği mizaçlar üzerinden bir ciddi derinleme şey yapıyor. Yani bu adam yani İbn Sina yeryüzünde en değer görecek insanlardan bir insandır. Yani İbn Sina, Farabi, Fahrettin Razi, yani bizim kültürümüz içinde bunlar şahs tiplerdir. Dünyada mesela diyelim ki Hipokrat şeyin tarzı üzerine yemin ediliyor. Bunlar Aristo, Eflatun. Siz bunları yani ayrı göremezsiniz. Bunlar yeryüzüne Tanrı'nın indirdiği has insanlardır ki insanlar rehberlik yapsınlar. Yani onların kural tespitleri bizimki gibi olmayabiliyor. Veya büyük bir kısmı download dediğimiz ilahi şey ile üzerlerine indiriliyor. İbn Sina müthiş bir felsefe geliştiriyor insanla ilgili ve mizaçları buluyor. Enteresan mizaçlar ve ilginçtir. İbn Sina ile benim karşılaşmam 19'lu 20'li yıllarda tezim olan hiç ilgisiz tezim olan Fahrettin Razi işte incelerken Fahrettin Razi'nin en temel meselelerden bir tanesi de El Kanun Fitri'yi şey yapmış olmasıdır, tercüme etmiş olmasıdır. Ben onunla bu alana girdim ama o zaman birinci işim değildi. Birinci işim bir an önce Fahrettin Razi'nin eserlerini tespit etmem gerekiyordu şeyde ama bir yerde kalmış. Hatta onun kaybolmuş bir anatomi kitabı var Fahrettin Razi'nin Teşrih diye. Ben onu da buldum, kaybolmuştu. Bir yerde bir kitapların arasında buldum. Yani bilinebilir hale getirdik onu da. Yani İbn Sina ile benim ilk karşılaşmam o yıllardır ama ilgilenmedim. Yani ne diyor, ne yapıyor, işte tıbba neler getiriyor, neler getirmiş. De sonraki yıllarda bu adam mizaçları tespit eden odur. Hatta mesela diyor ki sarının diyor siyah eti yemesi doğru değildir. Yani oraya varıncaya kadar insan mizacı, toprağın bitirdikleri ve insan mizacı ile ilgi arasında müthiş bir diyalog kurdurmuş. Fakat tabii bu unutulmuş gitmiş. Biliyorsunuz Avicenna diye Batı'da 3-4 asır onun kitapları okutuldu. Batı bir takım şeyleri aldı. Elhamdülillah aldı. İyi ve neticeler olarak bize çevirdi. Disipline etti, sistematize etti. İbn Sina bizim elimizde kalsaydı biz bu kadar belki de disipline edemezdik, sistematize edemezdik. Batı onu sistematize de etti. Ama neticede mizaçlarla ilgili yeryüzünde ilk söz söyleyen bizim bildiğimiz İbn Sina'dır. Ama İbn Sina hem Batı tıbbından hem Mısır tıbbından etkilenmiştir. Tıbbın ortaya çıktığını Amontep dediğimiz ve tep harabeleri dediğimiz bunlar tıp harabeleri aslında Mısır'da tıbbın insanla ilgili toprak, bitki, hayvan ve insan arasındaki ilişkilerin kurulduğu yer Mısır'dır. Bu şekilde bizde numune olarak ortaya çıkmış birkaç isim var. Bunların en başta İbn Sina geliyor. Davud-ı Antiki geliyor. Davud-ı Antiki Yahudidir ama İslam tıbbını yapmıştır. Sonradan İslam olmuşluğuna dair de bir takım şeyler var ama İslam tıbbını işlemiştir Davud-ı Antiki. Bir de Osmanlıların yetiştirdiği büyük hekimlerden İbn-i Şerif var. Bu da yani hasta olmadan önceki hekimliği anlatan İbn-i Şerif. Onun Yadigar diye bir kitabı var. Buralarda çok ciddi bir şekilde bunlarla ilgili bilgiler var. Ben kendimi kurtarmak için bunlarla tanıştığımda fena vaziyette hastaydım. Bitmiş var. Kendimi toplamak için bu şeylerin yani gıdanın yeniden keşfedilmesi gerektiğini, bana uygun olan gıdaların keşfedilmesi gerektiğini bana bir şekilde öğrettiler. Yani bir şekilde farkına varmam. Bunun farkına varmamı sağlayan Aydın Salih'ti. Ve o şeydi. Şahbaz insanı asla ilaç kullandırtmazdı. Hiç asla. Derdi ki bundan sonra 6 ay boyunca şu yemeği mutlaka yiyeceksin. Mesela beni tekrar ayağa kaldırmak için şey demişti. Mesela bir şey suyu, et suyu, daha doğrusu kemik suyu yapmamı önerdi bana. 52 saat süren bir kaynama. Bu 52 saat süren kaynamayla yapılmış, o kemik suyuyla yapılmış çorbadan her gün içeceksin. Vücudun kendisini toparlayabilmesi için. O da mesele öyle bakıyordu. Yani dolayısıyla illa ilaç kullanmak, illa dışarıdan sentetik şeyler almak, illa şunu yapmak gerekmediğini bana bir şekilde öğrettiler. Ama ben bir gazeteciyim. Orada durmadım. Önce o Aydın Salih'in gerçek tıbbını defalarca döndüm okudum. Onunla kalmadım.
bir, yani binlerce desem belki fazla olur ama gerçekten binlerce insana da kendim aldım, hediye ettim. Bu kitabı mutlaka okuyun. Çünkü insanın kendi bedeniyle ilgili gerçeklere ulaşması lazım. Onu okuyun. Gerçek sonra... tıp kütüphanemizde mevcuttur. Bilginiz evet. olsun. Tamam. Gerçek reklam çok güzel. Nefes nefese devam ediyoruz. Mehmet Ali Bey o kadar dolu bir arkadaşımız tamam. ki soru sormaya bile gerek kalmadan soru sormak için aralara girmeye bile gerek kalmadan devam ediyor. Eyvallah. Ben yani işte bir atla oturayım. Reklam arası vermiş olduk. Aydın Salih'in kitabı kütüphanemizde mevcuttur. Böyle şeyler yap yoksa ben giderim. Akşama kadar devam, gider. Devam. Yani reklam arası ver çünkü reklam olmazsa olmaz. Televizyonlarda da öyledir. Bir yarım saat daha gidelim. Evet, tamam. Yok ben şey yapacağım şimdi. Pratiğe gireceğim. Evet. Ne yemeli? Şey derdi ki kulağını çınlatalım. Pelin Çift çok sevdiğim bir kardeşimdir. Kızım gibidir. Hakikaten de öyledir. Bir yere başlayacağı zaman hocam sen gelir misin? İlk rok koruğum sen ol derdi. Niye dedim? Ay hocam bir sorun soruyorum. Diğer sorular zaten sen içinde soruyorsun devam ediyorsun derdi. Ya bu böyle bir şey huyum var onun için durdurabilirsin derdi. Yalnız tabii zaman zaman düzeltmemiz gerekecek. Mesela doğru beslenmeyi iyi değinelim. Tamam. Evet, var isteyin. Yani zamanımızı iyi hay kullanalım. Hay. Bir saat mi konuşuyoruz? Tamam. Yani bir saat. Eyvallah. Tamam. Biraz anladım. Geçebiliriz ama bir saat. Hay hay. Tabii ben usule uymak, usulsüzlük olmaz. Şimdi dolayısıyla da ben şunu anladım ki doğru beslenmek gerekiyor. Evet. Doğru beslenmek nedir? Şimdi sonra çocuğu alıyorsun sabahleyin. Peynir, salam, sosis, yoğurt veriyorsunuz, basıyorsunuz çocuğa. Çocuk çıkartıyor, tekrar veriyorsunuz. Ağzına atıyor, tekrar veriyorsunuz. Biz sağlıklı beslenmeyi güya bütün vitaminleri, bütün proteinleri hepsini boca etmek diyebiliyoruz. Öğlen öyle, akşam öyle, çocuk perişan oluyor. Halbuki fıtratını bozmazsanız, çocuğa dikkat ederseniz, çocuğun yani daha doğrusu bedenin sistemini bozmamışsanız, bakın, bir şey söyleyeceğim bunu yani din, konumuz pek din değil ama peygamberimiz bir tek diyor ki ekmeği sağ elle yiyin, yemeği sağ elle yiyin. Neden? Çünkü kaşıktakinin veya ağzınıza götürdüğünün ölçen sensör burada. Sensör. Bu sensör onu alıyor, dit aldı misal. Beyne diyor ki şöyle bir gıda geliyor. Bu gıdayı ağzına atıyorsun en az 16 kere çiğnemen lazım ki diş diplerinden beyne akupunktur sistemi kanalından bu nedir gitsin. Ona göre pityalin mayasını hazırlasın. Ona göre hazım yapsın. Ona göre asit salgılansın. Böyle muhteşem bir düzeneği vardır şeyin. İnsan bedeninin. Çocuk mesela o fıtrat üzere geliyor. Yemeği istemediğini siz illa ağzına soktuğunuzda çocuk hastadır. Bitti. Sistemini bozdunuz. Yapmayın. Bir şey, çocuk bir şey çıkartıyorsa o ona uygun değildir. Yemez. Sistem aldı, çiğnedi, mide atar. Bu kesin bir sistemdir. Ama biz bütün çocuklarda bunları bozduk. Ve çocuk başlangıçta yaratılıştan geldiği gibi şey sağlamdır. Ölçüler sağlamdır. Tabii bizimkisi duman olmuş. Ben bu işe girdiğim zaman bir Antepli olarak günde en az 4 kere yemek yiyorum. Bir de akşam vardır. Saat, hatta şey vardı o zaman gazeteciyiz. İşten çıktıktan sonra şeye gidiyoruz, bu şimdi Küplüce Müplüce falan var ya bizim şey Haliç'in kenarında. Orada şey yapıyorlar. Bu koyunun sırtından çıkan bir güzel et vardı. Adı neydi unuttum. Uyluk. Uyluk. Ha? Uykuluk. Ha, uykuluk. Gidip uykuluk yiyoruz. Öyle bir vaziyetteyim. Günde iki öğün et yiyorum. Ben A grubuyum. Bitmiş vaziyetteyim. Yani öyle bir düzen bozması yapmışız. Neyse bu işin farkına vardık ve bildik ki hastalıklar büyük bir kısmı yeme içmelerden geliyor. Bunu düzeltelim dedik. Onların da bize yol göstermeleriyle derin okumalar yaptım. Derin okumalarla kalmadım. Her birisini kendim üstünde denedim. Bak saçlarım seyreltmiştir. Benim ailede saçı seyrek dökülmüş tek benim. Niye? Bir deneme sırasında saçlarım böyle tutam tutam döküldü. Deneme yaptığım bir şey. Yani şu gıda yediğinizde şöyle olur diyebilmek için. Gerçekten de büyük bir kısmını kendi üstümde test ettim. 5 yıl, 6 yıl boyunca konuşmadım da yazmadım da. Sadece hem kendi üstümde test ettim. A'ya ne yapıyor, B'ye ne yapıyor, AB'ye ne yapıyor. Yanımda da Allah bana öyle bir imkan vermiş.
Kardeşim bir tanesi B, bir tanesi sıfır, diğerleri A, B. Her grup var, ben de A'yım. Her birisinin üstünde deneme yaptık. Her birisinin üstünde neticeler de aldım. Çok şükür. Sonra tamam dedim. Anlatmaya başladım. Hatta bir gün Almanya'ya gitmiştik. Almanya'da Düsseldorf'ta bir kitap fuarı. Kitap fuarında sinek alıyor. Kimse yok. Habire yiyorlar. Ama hep bize böyle şişmişler. Habire yiyorlar. Geliyor hocam içer misin? Bakıyorum saate. Kardeş daha benim su içebilmem için yarım saatim var. Bir şey yiyelim mi? Daha 3 saatim var. Ya bu nereden çıktı? Yer, can çektiği zaman yersin içersin. İşte can çektiği zaman yersen içersen şişersin. Kendini taşıyamazsın. Dizlerin ağrımaya başlar. Çünkü 1 kilo artış, 1 kilo artış 5 kilo artış olarak şeyin üstüne basıyor. Kıkırdağın üstüne basıyor. 5 kilo artışın varsa 25 kilo. 10 kilo artışı varsa 50 kilo kıkırdağın üstüne baskı yapıyorsun. Sonra da 60'ına gelmeden kıkırdak eriyor. Doğru da beslenmediğin için kemik kemiğe dokunuyor. Ay dizlerim, ay dizlerim diyor. Bunun hepsi birbiriyle ilgili. Ben anlattım bu zaman. Dedim ki bak böyle 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 usuller var. Buna uyulursa hastalık gelmez. Ay bu kitabı yaz. O diyor bana yaz, bu diyor bana yaz. Ben de dedim ki valla ben hayatı böyle nikah, benim nikahım Katolik nikahıdır. Evet kolay kolay. Benim kitabımı bastıkça kimseye gitmem dedim. Hayati Bey de aramızda Hayati Bayrak Hayat Yayınları'nın kurucusudur. Evet. Hoş geldiniz. Yani Katolik nikahlı. He Katolik nikahlı. Sonra ısrar ettiler. Dediler o zaman kitabı yaz. Biz de buradayız. Şurada Akçay. Akçay'dayım. Hanımla birlikte tatildeyiz. Yazdı. 15 gün burada yazdım. Sonra bir kardeşimiz bir şeye daha Ayvalık'a davet etti. 14 günde orada. 29 gün içinde Balıkesir'in meyvesi olarak bu kitap çıktı ortaya. Hmm. Bu kitap Balıkesir'in meyvesidir. Balıkesirlerin sahip çıkması lazım ona göre. Burada elma da Balıkesir'den mi? Evet. Ama o şeydir. O elma biraz şaşırtmadacı. Çünkü uydurma bir elmadır o. Yani tasarım bir elmadır. Evet. 29 gün içinde kitabı yazdım. Sadece 29 gün içinde. Yazdım, attım hanımın önüne. O düzenledi, o da Hatip'e verdi ve kitap çıktı. Kitap birdenbire bestseller. Ben anlayamadım niye bu kadar ilgi gördü. İlgi gördüğü revadır. Çünkü elhamdülillah bunu tatbik eden herkes gerçekten faydasını gördü. Hatta 2 gün önce umredeydim. Ayağım tozuyla geldim. O yüzden daha yani üstümde çantam da umre canlı. Gördün. Buraya geldim. Ve inan bahane üretmememin sebebi samimi söylüyorum. Birisi Ahmet Kod, ikincisi de Balıkesir. Yani samimi söylüyorum. Ben yorgundum, gelmeyeceğim dedim ama elhamdülillah gelmişim. Sizi gördüm, bu binayı gördüm. Moralim düzeldi. Keyfim yerine geldi, ümitlendim tekrar elhamdülillah. Balıkesir'e de yakışır. Bu kitap, şimdi giriyorum. Kaç 25 dakikamız var. Bu kitap büyük bir tecrübenin, büyük bir çabanın üstüne kurulmuş, insanların büyük emeklerinin üstüne kurulmuş bir izahtır. Bana ait değildir. Eğer bundan çıkmış bir iyilik varsa bu iyilik baştan söylüyorum İbn-i Sina'ya, sonra Aydın Salih'e, sonra İbn-i Şerif'e, sonra James diye adam oya. Bu adam 22 yıl boyunca testler yapmış. Ve o adamın testini ilk alıp kullanan York testidir. York testini kime tatbik ettiler? Kraliçeye. Adamın bulduğu yöntemi ilk kraliçeye tatbik ettiler. Kişiye özel tıp, kişiye özel sistem. Kadının bütün kanını aldılar. Kirazın ne türünü yerse faydalıdır. Patlıcan faydalı mıdır? Efendim domates buna yarar mı? Şu buna yarar. Tek tek bütün gıdaları kraliçe üzerinden buna test edildi. 2058'lerde. 2058'den bu yana kraliçe geçenlerde vefat etti. Allah amelince rahmet etsin. Kraliçe Bursa'nın bir ilçesinden ona hususi kiraz gidiyordu. Kiraz. Filanca yerden ona lahana gidiyordu. Çünkü tabiatı bundan zarar almıyor. Ne kadar yaşadı? Bayağı da ciddi yaşadı. Ve yaşadığı ana kadar da dinçti. Size bir sır vereyim. İnsanın eceliyle sağlığı ayrı programlardır. Ecel ile sağlık arasında ayrı program vardır. Eceliniz
ilahi takdirdir. Siz de takdir ettiği zamana gidersiniz bu kadar. Ancak bir şey söyleyeceğim, belki itiraz edenler olur, hakkınız da vardır. Allah'ın insana takdir ettiği vakte ulaşan insan binde 5-6'dır. %99 insan kendi tayin edilmiş eceline varmadan out olup gidiyor. Game over. Niye game over? Çünkü hepimiz ilk defa juisti kullanıyoruz ve juisti kullanmayı da bilmiyoruz ve hayat silinmiyor. Hata yaptınız mı sizde kalıyor. Dolayısıyla da ben şimdi size bir juistik vereceğim. Sürekli 12'den vurmayı öğreneceksiniz. Ve vücudu toplayacaksınız. Çünkü siz bilmiyorsunuz hangi gıdayı yesen bana yarar yaramaz. Bu şekilde biz geldik ve kendimizi hasta ettik. Bir vücut 100 yıl yaşayacaktır. 100 yıl yaşamadan 45'inde, 50'sinde, 60'ında gidiyor. Neden? Çünkü sürekli ona yanlış yaptırıyoruz. Hazreti Nuh ile Allah arasında Tevrat'ın tekvim bölümünde bir mükaleme geçer. Diyor ki ben artık size 1000 yıl vermeyeceğim. Hazreti Nuh'a. Çünkü siz diyor ki siz Tanrı ile mücadeleyi göze almışsınız. Yani insan sen yani insan benimle mücadele ediyor diyor. Ben bundan sonra diyor size 120 yıl yazdım diyor. Artık insan 120 yıl yaşayacak. Kim yaşıyor 120 yıl? Mucize gibi. Neden? İşte yediğimiz gıda, yaşadığımız hayat biçimleri ve anlayışlarımız. Bakın bu çok mühim. Hayata dair algı, anlayış, itikat diyoruz biz buna. Bunlar çok mühim. Bir şekilde hayatı uzatıyor ve kısaltıyor. Hayatınızı uzatmak istiyorsanız önce doğru gıdayı bulacağız. Doğru gıda nedir? Çok uzun hikaye ama ben size bodoslama dalacağım. İnsanlar 4 kan üzerinden gelmişler. 5'e çıktı. İnternetten bakarsanız sıfır grubunun bilhassa Amerika'da fast food tarzı beslenen insanlarda C diye bir şey çıktı. Benim iddiamdı da 10-15 seneden önce söylüyordum. Bu tarz artmaya başladı. Bu fast food beslenme tarzı bu kanı değiştirir. Çünkü kan bir varlıktır ve kan bir canlıdır. Bu canlı üzerine fazlaca yüklendiğiniz zaman mutasyona uğruyor. Bir şeye uğruyor. Bunun gerekçesi nerede var? Kur'an-ı Kerim'de de var bunun şeyleri. Hani bir Yahudilerin yalnız Şabat dedikleri bir günleri vardır Şabat. Bu pazar, cumartesi günü. Diyor ki orada bari bir gün balık yemeyin. Yüzüklerin Efendisi'ni izleyen var mıdır? Orada bir Gollum var. Gollum sürekli, yüzük taşıyan Gollum sürekli balık yiyor, çiğ balık yiyor. Sonradan maymuna dönüşüyor. Hatırlıyorsunuz, orayı biliyorsunuz. Bunlar kasıtlı oraya girdirilmiş yerlerdir. Yani gerçekten insan bedeni mutasyona çok açıktır. Şimdi insanın kan hücresi, bilhassa sıfır kan hücresi bir miskete bağlı. Bildiğimiz bu misket, atıyoruz ya yuvarlak, misketin üstünde de antenler vardır. O da bir canlıdır. Adeta uzayla, evrenle irtibat kuruyor. Saçlarımızın anten yerine geçtiği gibi. Onun da üstünde antenler vardır. Uzun bir müddet yanlış beslenen insanlar da bu antenlerin üstüne yeni amino asitler monte ediliyor. İşte A grubu böyle ortaya çıkmış. Biz deriz ki insan tahılı keşfetti. Öyle diyoruz. Ama tahıl da insanı dönüştürdü. Çünkü insan tahılı keşfedince tahılı ürettiği yerde ziraat yapıp orada oturmak mecburiyetinde kaldı. Ama daha önce bu insan gezici, toplayıcıydı. Hayvan tutuyordu, işte kökler topluyordu. Ona göre günün içinde karşısına ne çıkmışsa onu yiyip gidiyordu. Ama insan sonra, o zaman biz hepimiz avcı, taşıyıcı toplumla insanlardık. Ve Adem'dik. Adem'in kanı sıfırdır. Sıfır, sıfır intolerans demektir. Yani Allah'ın insan tarafından yenilebileceğini tayin ettiği hiçbir gıda insana zarar vermeyecektir. Vermez. Bunun adı sıfır demektir. Sıfır intolerans. Ne yerse yer, yani helal kılmış. Mesela biz insana sonradan helal kılındı. Bu 8 çift hani bizim yediğimiz geviş getiren davarlar. Daha önce başka türlü şeyler de yiyebiliyordu insan. Bir tür Allah insanı, bu bir tür davar olan bu insanı kendisini duyabilecek, kendisini anlayabilecek, felsefe üretebilecek, medeniyet üretebilecek bir varlık haline getirebilmesi için gıdasını tanzim etmiştir. Yaratıcı her dönemde bunu yapmıştır. Adem'e verdiği emir başkadır, Nuh'a verdiği emir başkadır. Bu yasalar bize insanın kamil hale gelmesi, insanın tam insan denilen varlığı ortaya çıkarabilmesi için bunu gıda ile Allah tanzim etmiş. Haramları, helalleri öyle anlayın. Yani mesela haram kılmış
Tak ki Allah'ın şeyine gidiyor. Yani sen harama uysan Allah'ın bankasına bir para mı yatırılacaksın? Yani öyle bir şey mi var? Yok. Bu senin için. Senin bünyene zarar veriyor. Senin mekanizmalarını bozuyor. Senin sensörlerini kapatıyor bu yanlışlar. İlla haram dediğim yani şey değil. Hani haramlar bunların en başına geliyor. Ama doğru gıda almadığınız takdirde siz ömrünüzü kısaltıyorsunuz. 1-3-5 bir daha bakıyorsun 60'ında gitti. Yani mukadderat var. Kaderin içinde level'lar var. 5 kademeli bir şey düşünün. Oyun programı düşünün. 5 level bir oyun programı düşünün. Bunun her birisine size 3 tane bonus veriyorlar baştan. Değil mi? Bir bilgisayar oyunu oynadınız mı? 3 tane bonus veriyorlar. Bu 3 bonusla siz 5 zamanı geçebiliyorsunuz. Yani o 5 level'ı da geçebiliyorsunuz. Ama eğer doğru kullanmazsanız siz zamanınızı 5 level'ın sonunda tüketirsiniz. Ve 3 level'ın sonunda tüketirsiniz. Game over der ve bitirir. İşte hayat da böyle 5 level'dan 10 level'dan ibaret de evreleri olan bir oyundur. Eğer doğru yaşar, doğru kullanırsanız 10 level'ı da vaktinde bitirirsiniz. O onu bonusla bitirirsiniz. Aksi takdirde 45 yaşında menopoza giriyoruz. 50 yaşında erkekliğimiz bitiyor. 60 yaşında ihtiyar oluyoruz. Halbuki Cenab-ı Hak bunu hiç de bu şekilde tasarlamamıştır. 80'ine kadar ayaklarının üstünde gidebilirsiniz. 120 yıl yaşayabilirsiniz. Ve 120 yıl ölümünüze kendi ayaklarınıza gidebilirsiniz. Çünkü ecel ile sağlığın programı farklıdır. Ben size bu programdan bahsedeceğim. Hangisinden? Yeme içmeden. Ezelde dedik evet insanlar ilk sıfırdı. Fakat sonra insanlar yerleştiler Mezopotamya'ya. Kendi ehlileştirdikleri, kendi ürettikleri arpayı ehlileştiremedik fazla çok şükür. Öyle duruyor daha. Ama buğdayın başından geçenler pişmiş tavuğun başından bile geçmemiş. 110-120 defa buğdaya müdahale edilmiştir. Basitçe bir şey söyleyeyim. 3000 yıl önce Harran'da bir şeyde buğday bulundu. Bir o kümbet. Kümbetler çok mühimdir. Bakın hayatı uzatabilmenin en güzel yapısı odur. Kümbet tarzı. Tepesinin yüksekte bir kubbe olması lazım. O müthiş bir enerji var ediyor. Kümbetlerin birisinde bir şey bulundu. Bir küpün içinde öbür tarafa gittiğinde kullanmak üzere konulmuş buğday bulundu. Bu buğdayı getirirler. Eskişehir'de çoğalttılar senin memlekette. Eskişehir'de bunu çoğalttılar. Bana da bir parça geldi. O ekmekten. Ben o ekmeği öperim başımın üstünde taşırım. Biz ekmeği öpüp başımıza koymaz mıyız? Ama ben bugünkü ekmekleri öpmeye korkuyorum. Allah beni affet. Alıyorum kenara koyuyorum. Köpek bile yesin istemiyorum bazen. O şey görünce. İçindeki şeyi görünce. O nişastayı. Çünkü gerçek anlamda Allah buğdayı muhtaç sahip yani muhtaç insanlara verdi ki bunu yediğinde 24 saat kendisine lazım olan her şeyi bulsun. Buğday odur. Ve kasıtlı olarak bu buğday bozuldu. En büyük darbeyi 1954'te yedi ve bozulmuş GDO'lu buğday ilk defa maalesef bu topraklarda ekildi. İlk defa. 1954'te şeyden ekildi. Ve buğday yani GDO'lu bir buğday bir yere girdiği zaman her şeyi bozar. Bozdu. Ama Allah'ın izniyle biz onu değiştireceğiz. Çünkü Allah'ın kelimesi tebdil olunmaz. Eninde sonunda sonuna kadar bozulmuyor. Bu baklalar üzerine çalışan kimdi o meşhur genetikçi, ilk genetiği başlatan? Bakla, ha? Mendel, ha? Mendel. Mendel yasası bize şunu gösteriyor ki bir şey sonuna kadar bozamıyorsunuz. Buğdayı da bozamazsınız. Elmayı da bozamazsınız. Kendi haline bıraktığınızda aynısını üçüncü kere ektiğinizde tekrar dönüşüyor. O yüzden hani dediğim Allah'ın kelimeleri sonuna kadar bozamazsınız. Bu da değiştirilebilir. Yeter ki irade her seferinde gezolu buğdayı bize zorla ektirtmesinler. Bu topraklar onu dönüştürecek inşallah öyle diye düşünüyorum. Buralarda ilk defa bozuldu ve tamir de inşallah burada olacaktır. Çünkü ilk tepki buradan geldi. Almanya'da da ciddi tepki var ve Amerika'da uyanmaya başladı. Neyi uyandı? Gıdamızı yeniden mutlaka almamız lazım. Doğru gıda ile bunu büyütürüz. Evet biz buğdayı çokça buğdayı üretip, arpa üretip, fasulye, mercimek üretince bunlar dry proteinlerdir. Bunları yerken birdenbire A ortaya çıktı. N-asetil galaktozamin diye bir amino asit gitti. Kendini o kan hücresinin antenine monte etti. Ve ortaya A grubu çıktı. A doğal bir vejeteryendir. Bunları sonra açacağım zaten. Saate de bakıyorum yetiştireceğim size. A doğal bir vejeteryendir.
ve yaklaşık bir rivayete göre 9 bir rivayete 19 bin yıllık tarihi var. Adem 5 bin yıl yaşadı diyorlar, artık ona göre düşün. Yani bu çok da şey değil. 9 bin veya 19 bin arasında aralığı, bu bir şeyden çıkan, arkeolojik çalışmalardan çıkan bir kan. Kan grubunun ortaya çıkması en eski sıfırdan sonra en eski kan A'dır. Ve Mezopotamya'da ilk defa Mezopotamya'da görüldü. O da işte beslenme kültürümüzü değiştirdiğimiz için orada ortaya çıktı. Bu bir zirai proteinleri çokça ve tekrar kullanmaktan ortaya çıkmış bir bozulmadır. İkinci bozulmuş kanımız, daha doğrusu üçüncü kan dediğimiz B grubu, bu da ilk defa Altaylar'da görüldü ve 8 bin yıllık bir geçmiş olan bir kandır. Sürekli et süt yemekten başka bir şeyler yok, çünkü şeylerin arkasından gidiyorlar Türk göçerler, sürekli et diyorlar, taze et, kurutulmuş et, işte pastırma, kavrulmuş et ve süt. Bu da bir yeni açılma sebebiyet verdi. B grubu ortaya çıktı. B kan grubu. Bu bir etoburdur. O etoburun ama bir takım hassasiyetleri vardır. Sonra da Türkler yukarıdan geldiler. Mezopotamyalılar kuzeyden, güneyden geldiler. Anadolu'da birleştiler. Anadolu'da evlilikler yaptılar ve evlilik kanı olarak da ortaya AB çıktı. AB bir konvansiyonel kandır. AB iyi bir kandır. Dayanıklı bir kandır ama arızaları da çoktur. Yani şey, hassasiyet noktası çekirdeklerin içindeki yağlardır. Bunun ortaya koyduk şimdi. Başa dönüyorum. Sıfır kan grubu. Esasında hiçbir şeyin buna dokunmaması gerekiyor. Ancak buğday, ha bu şunu da söyleyeyim. Bu onun için vermiştim. Biz buğdayı tartmıştık. 1000 tanesi 28 gram geldi. Bu 3000 yıl önce çıkan buğdayından ürettiğimiz. Süpürge gibidir. Şu süpürgeyi biliyor musunuz? Beyaz şey, şu normal yuvarlak çalı süpürgesi değil de hani yapıyorlar şehirlerde, bu şey paraşla maraşla bir süpürgemiz var. Onun şu dikili alanı gibi ayasında, buğdaylar orada, taneler orada. Öbür tarafından böyle saçak saçak. Normal bildiğimiz şey gibi değil yani. Başak gibi değil. Süpürge gibi. Onun 28 tane, şey, 1000 tanesi 28 gram geliyor. Mevcut buğdayların 1000 tanesi ne kadar geliyor? Tahmin? En iyisi 48, 50 grama kadar çıkıyor. 1000 tanesi 50 gram. Bu 22 gram ne? Ben bunu gerçekten ziraat mühendislerine sordum. Kör bir nişastadır. Diyabeti o yapıyor. Şekeri o yapıyor. Kanseri o yapıyor. Ama bu buğdayı bize zorla dayatıyorlar. Maalesef öyledir. Hani şimdi burada bu bir yani hükümeti yargılamak, bir efendim Tarım Bakanlığı'nı yargılamak, öyle bir derdim yok. Bu bizim insanlık problemimizdir. Behemahal bizim bunu çözmemiz lazım. Tarım Bakanımız da bu çabası muhakkak vardır. Devletin de çabası vardır. Çünkü bu noktalarda yaptığım itirazların bir kısmının hükümet ve devlet tarafından görüldüğüne şahit oldum. Düzeltiyorlar yani. Eğer bir yanlış varsa, mesela bu hayvanların yemine şey koyuyorlardı. Kemik ve sakatat. Hükümet yasakladı. Artık onu yapmıyorlar. Fakat şeyler, yem üreticileri farklı bir şey bulmuşlar. Şimdi nitrat, gübre. Onu katıyorlar. Semizleşme yine oluyor. İnşallah onlar da bir gün ayıkacaklar. Evet. Sıfır grubu. Başladım. Sıfır grubu. Sıfır grubu. Kim? Sıfırların çok olması lazım. Hele kalkın bir göreyim. Evet. Bayağı Adem olarak gelmiş. Hala içimizde Adem. Yani Urabiye'ye uğramamış, ulaşmış Ademler var. B grubu var mı? İyiymiş ya. Ha? AB de olur. AB'ler, B'ler bizim kaldırdın. Ha, bunlar da senden Türk olduğu gibi kalmışlar. Evet. Peki. Evet. A var mı? Çoğunlukta olur. A daima çoğunluktadır. Evet. A çok. Allah size yardım etsin. Etobur bir şehrin et yiyicileri olarak Allah size merhamet etsin. Evet, şimdi başlıyoruz. Sıfır kan grubu ezelde Cenab-ı Hakk'ın yarattığı Adem'in kanıdır. Bunun temel 3 belası var. Hadi 4 diyelim. Temel 3 belası var. Hazreti Adem'in o yediği, cennetten kovulduğuna sebebiyet verilen meyve neydi? Elma. Peki bir rivayete göre de buğday. Bitti. En temel bela buğday ve elma. Sıfırlar için.
sıfırlar hele yemeğin üstünden elma yiyorlarsa, siroz olmuyorlarsa bu bir ilahi mucizedir. Etli bir de ve lahmacun yiyorlarsa yandılar. Kayserilere diyorum, Kayserilere diyorum ki Allah sizi özel koruyor. Eğer bol etli bir mantı yapmışsan, he, içinde ne var? Et var, mantı var, bir de üstüne yoğurt döküyorlar. Allahu Ekber. Yani tam bir beladır. Burada da var o tür şeyler gerçi. Neyse. Demek ki sıfır Allah'ın yarattığı özel kandır. İnsana yakıştırdığı özel kan. Bu kanın hassasiyet noktası buğday, elma. Bir de sonradan bizim davarın şeyini bozarak, yemini bozarak, tabiatını bozarak süte çevirdik. Şimdi bizim ineklerimizi hatırlayan var mıdır Anadolu ineklerini? 5 kilo verirlerdi, değil mi? 5 kilo süt verirlerdi, ah süt ama yani. Ama şimdi bir Hohenstein 25 kilo süt vermiyorsa ertesi gün kesiyorlar. 30 kilo süt veriyor. Şu kadar süt veriyor. Hayvanı tam bir süt değirmeni haline getirmişiz. Günde 50 kilo acayip bir şey yiyor, yem yiyor. Yani 20 kilo süt veriyor, 25 kilo süt veriyor. Sonra diyorlar ki bu hayvanlar çok fazla gaz çıkartıyor, atmosferimizi bozuyorlar. Ya bizimkiler hiç böyle bir gaz çıkarıp atmosferi bozdukları yoktu. Ama sen aldın bu hayvanla uğraştın, bu hayvanı bir canavara dönüştürdün, sütü de bitti. Sütü de yaramıyor. Bir ilk defa süt vermek istediler büyükşehirde, İstanbul'da. Ben o gün tesadüf şeydeydim, Ülke TV'de açık canlı yayındaydım. Dedim size yalvarıyorum, ey Milli Eğitim Bakanı, ne olur vermeyin. Verirseniz de sıfır gruplarına süt vermeyin. Bu karma süt onları zehirler demez olaydım. Ertesi gün ve 3 gün sonra bir yıl kitlesel zehirlenmeler oldu. Demek ki bunlar has sıfırlarmış dedim. Temiz sağlam sıfırlar varmış, sütten zehirlendiler. Evet, bir de neymiş demek ki? Süt ürünleri. Ama bir keçiniz varsa, burada müsaittir, keçi var. Bir keçiniz varsa, keçi, hatta Halep keçisi alabilirsiniz. En az 3 kilo süt verir. Onunla yoğurdunuzu da yapabilirsiniz. Onunla efendim sütünüzü de yapabilirsiniz. O size fazla bir problem çıkarmaz. Bir süt bulursanız, keçi bulursanız. Demek ki sıfır gruplarının kendilerine takdir edilen zamana keyifle varabilmeleri için, kemiklerinin bu diz kapaklarının çürümemesi için, efendim diyabet hastaları olmaması için, kalp yetmemezliği yaşanmamaları için, böbrekte kireçlenme olmaması için, gözünün erken yaşta katarakt olmaması için herkes kendi has gıdasını alacak. Öyleyse sıfırların has gıdası ettir. Et, kele kemikli et. Hasta olduğunuzda bir kemikli güzel et ile kuzu ama bir çorba yapın, bir haşlama yapın, güzel haşlama. Patates koymamak şartıyla. Soğan, biraz da güzel bir yaprak, yeşil yapraklı antioksidan katıp da onunla güzel bir yavaş pişmiş güzel bir haşlama yaparsanız suyuyla onu için. Ertesi öğüne içine limon katarak yine için. Üçüncü öğünde sizi ayağa kaldırır. Ey sıfırlar. Ne yapıyor bunu? Haşlama. Ama ekmekten uzak duracaksınız. İki, süt ürünlerinden uzak duracaksınız. Hele süt ürünleriyle eti birlikte yemeyeceksiniz. Karnabahar sizi vurur. Lahana sizi vurur. Elma sizi vurur. Diğerleri yenilebilirdir. Elbette yasaklar vardır. Dikkatle baktınız. Temel problem bu üçüdür. Bir. İkincisi beslenme şekli. İnsan vücudu 5 saat içerisinde boşaltım yapıyor. Yani 5 saat içerisinde yediğiniz gıdalar 5 saat sonra hücreye ulaşıyor. Yediğiniz gıdalar 5 saat sonra hücreye ulaşıyor. 5 saat geçmeden yeni bir öğün yediğinizde kesinlikle beladır. Beladır. Başka şey aramaya gerek yok. Bunu de söylüyor. İbn Sina da söylüyor. Yani bir öğünü tam atmadan diğer bir öğünü yediğinizde muhteşem. Zaten kitapta bunu detay göreceksiniz. Yani öğün üstüne öğün yemek bir beladır. Çünkü kabızdan sebebiyet veriyor. Ha bunu demin kabızdan sebebiyet veriyor. Yemekle birlikte su alırsanız kabız olmama ihtimaliniz yoktur. Eğer yemekle birlikte süt alıyor ve hazmınız mükemmel güya devam ediyorsa biliniz ki hazmınızda problem var. Yani sistem bozulmuş. Çünkü normal bir sistemde asit birdir. Bir asitler bir derecedir. Bir bardak su içtiğinizde 2'ye çıkıyor. İkinci bardağı içtiğinizde 3'e çıkıyor. 3 derecedeki bir asit
hazma medar değildir. Dolayısıyla da 2 saatte çözeceği bir hazmi 4 saate kadar taşır. O zaman da şişme yapar. Hepsi yağlanır, hepsi asit olur. Bu asit benim göbeğim gibi, ben bozdum usulü biraz, derhal çaktı. Bunu da söylüyorum, televizyonda da söyledim. Yani usulünü bozarsan hemen geliyor. Bu yağ olur. Bu tabii şey yağdır. Ne diyorlar? Şeydeki, buğdaydaki ne vardı? Gluten. Gluten göbeğidir. Glutensiz ekmek bulabilir misiniz? Bilmiyorum. Buralarda bunu yapabilirsiniz. Zaten artık insanlar uyanmaya başladılar. Yani genel anlamda yeme içme kültüründe söylüyoruz. Yemekte su içmeyin. Bir de çamaşır sistemini söyleyeyim size. Çamaşır makinesini nasıl kullanıyorsunuz? Çok kirliler var. Beyazlarınız var. Hassaslarınız var. Bir de tülleriniz var. Ne yaparsınız? Abla söyle bakalım. Ha? Çok kirliler var. Ayrı ayrı yıkarsınız değil mi? Ama siz hepsini birine boca ediyorsunuz. Etiyle birlikte şey alıyorsunuz. Ne diyor? Yani 45 dakika içerisinde eriyecek, hazm olacak bir şeyle, karbonhidratla 1,5 saat midede kalacak bir işi aynı anda alıyorsunuz. 1,5 saat et, 1,5 saatte ancak jiletleniyor, bitiriliyor. Ama bu arada aldığınız karbonhidrat dönüşüyor ve taaffün ediyor, kokuşmaya başlıyor, fermente oluyor. Fermente olan bir yiyecek kesinlikle beladır. Yani açıdan kitapta onu göreceksiniz. Kitapta muhakkak 3. ve 4. bölümler çok iyi okuyun. Çünkü orada zaten aslında en iyi yaptıkları şey o da elhamdülillah, Allah razı olsun. Bir de kitabı veriyorlar. Uzun uzun anlatmaya gerek kalmıyor. O açıdan muhakkak nasıl yenilir, içilir kısma bir bakın. Ben onları atlıyorum. Ben sadece size hangi size dokunur, dokunmaz ona bakın diyorum. Sıfır grubunu öğrendik mi? Sıfır grubunun şifası ettir. Ama etin yanında süt ürünü almışsa, etin yanında ekmek almışsa bu onun belası olur. Hiç de faydası olmaz. Her türlü et yiyebilir sıfırlar ama bu şu demektir. Sabah akşam öğlen olmaz. Yani o da size gut yapar. Çünkü neticede bir, bu insan bedeni bir denge üzerine kuruludur. Haftada 3 kere. Kaç öğün var haftada? İkişerden alsanız 14, üçerden alsanız 4, 21 öğün. 21 öğün içerisinde en fazla 5 tanesi, 21 öğün, en fazla 5 tanesi et olmalı. Normalde 14 alırsanız, akşam ve sabah yerseniz, bunun içerisinde 3 tanesi et olmalı. Bu kadar çok et almaya da ihtiyacınız yoktur. Demek ki et şifadır. Balığın da envai türlü yiyebilirsiniz, o da çok iyidir. Ancak balonların da içinde mesela kalamar ve şey bu vatoz tipi balıklar, onlar da sıfırlar için sıkıntıdır. Sıfırlar için ekmek, süt ürünü, elma, karnabahar, lahana. Bunlar uzak durun. İnşallah yavaş yavaş yavaş, tabii beslenme şartını da oluşturmakla yeme zamanları 6 ay içerisinde kendiniz toplarsınız. Gelelim A'ya. A bir vejeteryen. A'nın bir tek dostu var. Temiz zeytinyağı, limon ve yeşil mercimek. Bu ikisini, bu üçünü senkronize edin. Her gün mi yiyeceğiz? Yok, her gün olmaz. Efendim ben hiç et yemeyecek miyim? Yemezseniz iyidir ama bir Balıkesirli için et yani illa da gelir. Ama ben sizden istirham ediyorum. Dana asla eve sokmayın. Ağlar. Asla danayı eve sokmayın. İki, şu piyasadaki tavukları, bu tavukçular yine bana kızacaklar ama hakkınızı helal edin. Bu tavukçular, bu tavukları yemeyin. Bu tavukçular da öğrensin. En az bari 90 günlük yetiştirsin. Canım 45 dakika tavuk mu olurmuş ya? Yani? 45 günde tavuk yetişiyor. Hayır. 90 güne çıkartın. Var gezen tavuk olsun. 120 günde biz de normalde geçiyoruz. 90 günde tavuk yapın. Ben sizin lehinize konuşacağım artık inşallah. Tavuk yemesinler. Tavuk yemeyin. 45 günde yapın tavuk. Ey anneler. Çocukları olan anneler. Çocuklarınızın cinsel sapmaya uğramamaları için lütfen mısır yedirmeyin. Mısır yedirmeyin. Bak tavuktan önce aldım. Piyasada sürüyorlar arabalarla. Mısır yedirmeyin, tavuk yedirmeyin. Ya cinsel sapmaya uğrarlar ya da evlendikleri zaman çocuk sahibi olma derdi yaşarlar. Bugün Türkiye'de her 100 evlilikten 47'si doktor desteği almak zorunda. Bitirdiler yediğimiz gıdalarla. Çok özür diliyorum. 1975'te Dünya Sağlık Örgütü bütün dünya halklarından 1 santimetre küpte spermde beninde ne kadar sperm varı ölçtü. Türkiye birinci çıktı. 1975.
25-30 milyona yakındı. Şu anda Türkiye'deki en kral erkeğin bir atım suyunda 10 ile 15 arasında tohum var. Bu mudur? Bitirdiler. Çünkü tohumu yok ediyor. Ve sonra doğurganlığı yok ediyor. Yani döl tutabilecek yumurta. Bu meselelere giriyorum ama aslında bunun hepsi alan içinde. Döl tutabilecek yumurta kalitesi çok düştü. Yüzde yüzlerden mesela Anadolu kadını çok kalite bir kadın. Allahu Ekber. Her ne kadar başımıza dert oluyorsanız da Anadolu kadınları, yani böyle erkeklerin canına okuyorsanız da, annelik ve üreme noktasında dünyanın en iyi annesidir Anadolu. Çok özür diliyorum. Yani bunu şey yapmayın. Üretkenliğin, analığın, vefanın, dostluğun en iyisi size var. Ama şurada bir de şu kocalarınıza iyi davransanız Allah'ım yarabbim direkt cennete gireceksiniz. Bunu da ben söylerim. Neyse, ona ben zaten siz olmadığınız yerde onlara iyi çakıyorum. Merak etmeyin yani. Ama şimdi şöyle diyeyim. O kocaları da siz yetiştiriyorsunuz. Ya Vezir-i Azam yetiştirmeyin canım. Yani bu adam, bu çocuk yarın bir kadının kocası olacak. Öyle yetiştirin. Öyle değil mi? Ne kadar güzel olur. Vazifeniz büyük. Bu önümüzdeki medeniyet dişil bir medeniyettir. Gelmekte olan yeni hayat dişil bir hayattır. Şefkat medeniyetidir. Lütfen, size çok iş düşüyor. Kabullenin bunu. Erkekleri harcadınız zaten. Hep birlikte harcadık. Şimdi biz bayan bayana inşallah bu medeniyeti yeniden ayağa kaldıracağız. Evet. Neymiş? Bu yedirdiğimiz bu şeyler, tavuklar, mavuklar, gayri GDO'lu varlıklar gerçekten üreme sistemini mahvediyor. Evet, tekrar aya mı geçiyorduk? A dedik ki en güzel şeyi limon, iyi zeytinyağı, burada bolca mevcut. Burada uzun yaşama şansınız var. Eğer siz mesela şey, bu dün Harran'daydık. Harran'da Seyit Onbaşı, ancak Seyit Onbaşı gibi birisi, o 240 kilo muydu? 300, ne kadardı o? He? 250 kiloluk topu aldı Türer. Ama unutmayın, Herkül de buralıydı. Biliyor musunuz? Herkül. Bizim bildiğimiz tarihteki Herkül. Nereliydi? Andar ne? He? Altınoluk. Antandros. Ha, oralı o. Antandros. Ha, orası. O da oralı. Neymiş? Demek ki bu toprakların Herküller üretme, efendim Seyit Onbaşı'la üretme kabiliyeti var. Yapın ya. Bir de siz gösterin, kurban olayım size hadi. Tamam. İyi beslenirseniz, iyi beslen. Doğru. He? Afrodit güzellikte de öyledir. Hadi ben çakmadım. Sen de hanımlara bir şey verme. Afrodit de buralıdır. Yani Helena da buraya gelmiş, Afrodit de. Ona yani, yani güç ve güzellik, evet, birleşiyor. Evet ya yani Ahmet abi, ben güç ve güzellik burada. Yani siz, evet, bir şey çıkarmazsanız yazık olur. Bak güzel Ahmet abi, biz de buraya geldi. Elhamdülillah. Dünya güzeli bir kütüphane getirdi. Okumadan olmaz. Allah ne diyor? Okuyun. İkra. Bu ümmetin ilk farzı. Efendim namaz farz. Okumu. Valla namaz ondan önce şey, okumak ondan önce farzdır. Kulu başla bu. Yiyin için farzdır. Amen de başımız gözümüzde. Ne güzel seviyoruz bu farzı. Ama okumak da farz. Değil mi? Okumak farz değil mi? İlk gelen farz okumak. Yeme içme farzını alıyoruz. Namaz kılma farzını alıyoruz. Şu farzını, kurban kes farzını alıyoruz. Okuma farzına geldik. Vallahi işte bir gün. Hayır ya. Bireysel farz. Münferit farz. Herkes okuyacak. Tamam. O arada sıkıştırıyoruz. Vakit de geçiyor. Neyse. Yani görüyorsunuz, kitap okumakla ilgili fetva da çıktı. Farzdır. Evet, farz. Evet, farz. Kitap okumak farz. Bunu ben söyleyemiyordum. Teşekkür ederim. Evet. Tamam. Kitap okumak farz. A grubunun belası hepsidir. Kırmızı et belası. Samimi söylüyorum. Terk edin. Bilhassa danayı yemeyin. Eti bırakın. Kırmızı eti bırakın. 6 ay. Süt ürünlerini, yağlısını seçmeyin. Ve karıştırmayın. 6 ay sonra fit olmazsanız, güzelleşmezseniz, göbeğiniz dağılmazsa gelin benim yakamdan tutun. A grupları. Perhize girdiğinizde 36 saatte 1,5 kilo verir. Orada kilo verme yöntemleri de var kitapta. 36 saatlik açlıklar, 3 günlük açlıklar. Siz 36 saatlik açlıklar yapın. En iyi güzellik şeyidir. Orada biraz da hareket yaparsanız derileri de çekiyor. Ben yaptım, bende şey kalmadı. Yani 96 kiloydum. 75 kiloya düştüm. Öyle göbek sarkması falan da yoktu. Çünkü her gün yokuşta çıkıyordum. Yani kaslarınızı da geliştirin. A grupları çok kolay verirler. Kilo verirler ve çok çabuk kilo alırlar. A grupları Türkiye'de kansere yatkınlık içinde %60 ile birinci sıradalar.
her türlü şekere, her türlü şey açığız. A grubu maalesef bizim sofra kültürümüz ağları vuruyor. Çünkü A bizim sofra kültürümüzde et yoksa bir şey olmuyor. Çok iyi. Pardon, soru cevap sonra gelecek. Şimdi dolayısıyla de şimdi A grubu olarak kırmızı etten uzak durursanız, düzgün beslenirseniz, bu ekmekten ve tavuktan herkesin uzak durması lazım. Ekmekten ve tavuktan. Ekmek, ekmek olmadığı için söylüyorum. Kendinizi hemen toparlarsınız. A grubu çok kolay, kolay alıp çok kolay veren, A grubu yeryüzüne tebessüm etmek, sempati üretmek için yaratılmış, gönderilmiş hassas mizaçlar. Hassas mizaç olduğunuz için muhakkak kitabın 3. 4. bölümünü çok çok iyi okuyun. Bir de size zararlı olanları koyun kenara, bırakmayın. Bırakın onları. Her şeyini düzelin. Uykunuz düzelmezse, rüyalarınız düzelmezse gelin bana. Çünkü hepsini kendi üstümde tatbik etmişim. Ben A'yım. En kötüsünü vermiş Allah bana. İyi ki vermiş. En dipteki A negatif. En A negatif kanın karnını çekmek çok zor. Ama ben bununla bu noktaya geldim. Evet. A, sonra B. B dünyanın en seçilmiş kanıdır. Enteresan bir kandır. Ben çok öykünüyorum. Sıfıra öykünmüyorum ama B'ye öykünüyorum. B'nin asidi mermeri deler. B'lerde de en çok görülen mide problemleridir. En çok görülen gastrit, efendim işte mide delinmesi, mide kanamaları, şunlar bunlar B'lerde görülür. Neden? Çok kuvvetli bir mide asitleri var. Bunlar ağır işçidir. Yeryüzünün ağır işlerini yapmak için gönderilmişler ve büyük bir kısmı güneş doğarken uyuyorsa mutlaka hasta olur. A uyuyabilir. Güneş doğduktan sonra uyuyabilir. Ama B uyumalı, uyumamalı. B uyuyorsa hastadır. Çünkü B'ler çok yüksek kondisyonda yaratılmış varlıklardır. Bunlar da Türk kanıdır. Ben atmıyorum. Irkçılık böyle bir derdim yok. B bir Türk kanıdır. Türklerin içinde Türk hayat tarzının, Türklerin eski Türklerin hayat tarzının var ettiği bir sapmadır, mutasyondur. Bunlar dana eti yemezler, küçük başarılar. Küçük başına her türlü yiyebilirler. Ama dana eti Türkiye'de bilhassa bozulduğu için ben sıfırlardan da rica ediyorum. Besi danası eti yemeyin. Yemeyin. Boykot edin. Düzeltsinler. Düzeltsinler. Bu şeyler etoburdur. Beyler de etoburdur. Beyler etoburdur ama kanatları sevmezler. Kanatlıların her türü bunlara zarar veriyor. Bilhassa tavuk eti köy tavuğu bile olsa lektinlerini ağırlaştırıyor. Sıfır B grubu B grubu insanların bilhassa beyin damarları ve kılcal damarları aşırı dar olduğu için, ince olduğu için bunlar da çok çabuk ortaya çıkıyor. %60'a yakını Alzheimer'ler, %60'a yakını diyelim Alzheimer ve Parkinson, %60-70'i beylerden çıkıyor. Geride kalan %30'un %80'i de sıfırdır. Demek ki bu et yiyicilerin biraz hassas davranmaları gerekiyor. B gruplarının yememeleri, zinhar yememeleri desem yeri vardır diyemiyorum. Çünkü ağzımın üstüne hayat tokatlar vuruyor. Bu işlerde zinhar yoktur ama dikkat vardır. Zinhar yememeleri gerektiğini söylüyorum. Siz o zinharı biraz gevşetebilirsiniz. Tavuk eti. Köy tavuğu bile olsa yemesinler. Lektinleri kanı ağdalaştırıyor. Bunların kanı tavuk yedikleri zaman adeta şeyin içinde yürümüyor. Damarların içinde. Ondan daha beteri burada çokça ürettiğiniz tahindir. Ben almadım. Benim evde çünkü iki tane bey var. Götürsem tahini yedirsem bana yarayacak, onlara yaramaz. Tahin beylere yaramıyor. Ciddi bir şekilde tavuktan daha beter. İstiyorsanız deneyin. Deneyin diyorum. Bir sabah kalkın tahin yiyin. Gerçi pekmez onun şeyini azaltıyor ama yine de pekmez de bile olsa ve o günkü asabi halinizi ölçün. Beyler söylüyor buna. Ama ağlara iyidir. Sıfırlara çok çok iyidir. Tahin onların şeylerini düzeltiyor. A grupları kırmızı etten uzak dururlarsa yaşama biçimlerini de yani o yeme içme işinde usule uydururlarsa yemekle birlikte su içmezlerse aynen sıfırlar gibi beyler gibi yüzyıllarla varırlar. Türkiye'de yüze veya 120'ye o civara ulaşanların %80'i B grubudur. %80'i B grubudur. Geride kalan 20'nin de %80'i sıfırdır. Bakın
uzun yaşayanlar. %80'i B grubudur. Çünkü bizim sofra kültürümüz onlara göredir. Her ne kadar Ermeni kültürünü, Yemen kültürünü almışsak da Ermeniler de B grubudur. O Altay o gruptandır. Yani ben Türk ırkındandır falan bilmiyorum. Onu kadar geriye gitmedim ama Ermeni kan grubu da B'dir. Kafkasların büyük bir kısmı B'dir. B'ler yeryüzünü imara geldiler. O yüzden Allah onlara uzun ömür vermiş. Sağlam bir bünye vermiş. İşte dediğim gibi asitleri çok sağlamdır. Fakat temel açmazları 4-5 bir şeydir. Ne? Tahin yemeyecekler. Susam. Yer fıstığı. Deneyin. Bir avuç yer fıstığı yedin. Sabaha kadar susuzluktan ölürsün. Artı yani size ne oldu dersin? Cin çarpması gibi yapan insan. Yer fıstığı, susam, ona benzer şeyler var. Tavuk eti ve kırmızı mercimek. Diğer yeşil mercimek bir parça idare eder ama kırmızı mercimek bunları duman ediyor. Bunları yemediğiniz takdirde ben dana etini de kendim koyuyorum bu kaydı diyorum. Dana eti yemeyin. Allah'ın izniyle Allah'ın size takdir ettiği 120 yıla ulaşırsınız. Kaldı AB. AB bir konvansiyonel kandır. B'nin zararları ve A'nın zararları vardır. B'nin faydaları ve A'nın faydaları aynı anda mevcuttur. Benim AB'ler üzerinde yaptığım temel şey, evet tavuk bunlara da sıkıntıdır B'den dolayı. Dana bunlara da sıkıntıdır A'dan dolayı. Yağlar ve lektinler konusunda, yağlar konusunda çok aşırı hassas olmaları lazım. Çünkü A'yı hayatta tutan yağdır. Sıvı yağ yiyen, sıvı dediğimiz şu hani şeyden piyasadan işte şu sıvı yağlar. Bunları alıp, evet ayçiçeği var şu yağ, ben şimdi hani şey olarak söylüyorum. Bunlar kendileri ayçiçeği gerçek anlamda ayçiçeği yağı olsa, fındık yağı gerçek anlamda fındık yağı olsa zarar vermez. Ama biz ayçiçeği diye %17 ayçiçeği gerisi doymuş yağlar diyoruz. Bu yağlar, bu sıvı yağlar maalesef bilhassa sıfırda kalp krizinin çoğalmasına, ağlarda da fevt olmasına sebebiyet veriyor. Çok erken yaşta kalp krizi geçirmek, çok erken yaşta perişan olmak bu sıvı yağlardan geliyor. Rabbim hepinize uzun ömür versin. Çok güzel bir şehirde, çok güzel bir toprakta yaşıyorsunuz. Dağlarınız var, karlarınız var. Kaz Dağı yeryüzüne indirilmiş ikinci Uhud gibidir. Yani Uhud bu çok mübarektir. Resulullah onu övmüştür. Yani benim arkadaşım diye. İçinde çok altın var onun. Bunun da altını sağlıktır, sıhhattır, afiyettir. Yani bu Kaz Dağı'nın kıymetini bilin. Topraklarınız da güzel. Hayvanın ne olur? Sizden istirham ediyorum. Yemsiz besleyin. Yemsiz daha salın. Daha da kendi kendine yetişen hayvanlarınız olsun. Sonra birlikte çağırın. Öyle bir oğlak yiyeceğiniz zaman çağırın beni de. Beraber yeriz. Ben A'yım. Et yemiyorum ama Allah'tan babam B grubu bir Türk olarak onda bize yeme, et yeme bilme kabiliyeti bırakmış. Hepinizi tebrik ediyorum. Bana vakit ayırdığınız için Ahmet kardeşimize hasreten Allah razı olsun sizinle tanışmamı sağladığı için. Bu vakitte başka yapacağınız bir güzel işler varken gelip beni dinlediğin için sizi teşekkür ediyorum. Bir şey bu Balıkesir bozdu galiba. Dünyanın dört bir tarafında gidiyorum. Konferanslar veriyorum. %70-75 arası hanımlar beni dinliyor. O yüzden benim geleceğim var Allah'ın izniyle. Çünkü hanımlar bırakmaz biliyorsun. Doğru yere tohum atıyoruz. Fakat burada erkekler çoğaldı. Şeyde de Harlan'da da çok erkek vardı. Galiba inşallah bütün topluma mal edeceğim. Burada %70-75'ten fazla hanım olduğunu tahmin ediyorum. Öyle mi? Evet. Eyvallah. Peki, tamam. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun. Yani ayağınızın tozuyla, Kabe tozuyla buraya geldiniz. Evet. Doğar buraya. Sağ olun, evet. Var olun. Çok teşekkür ederim.